7 haftalık bir ikiz gebelik ultrasonografisini izlerken bazı konulara dikkatinizi çekmek istiyorum ikiz gebelik hakkında. Öncelikle tek yumurta ve çift yumurta ikizliği farkı. Tek yumurta ikizliği demek, tek bir yumurtlama olduktan sonra oluşan gebeliğin ikiye bölünmesi şeklinde ilerleyen bir gebelik demek. Yani kromozomlar aynı oluyor doğan bebeklerin. Çift yumurta ikizliği ise sağ tarafta ve sol tarafta birer tane veya herhangi bir tarafta iki tane yumurtanın ayrı ayrı döllenmesi sonucu oluşan bebekler, bu tüp bebek veya aşılamada da oluşabiliyor. Çünkü tüp bebek ve aşılama gibi durumlarda yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar verildiği için birden fazla yumurta oluşma olasılığı artıyor. Bu tür durumlarda kromozomları ayrıdır doğan bebeklerin ve cinsiyetleri de tabii ki aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Ama esas bizi ilgilendiren konu tıbbi açıdan ikiz gebelikte koriyonisite ve amniyonisite. Yani koriyon sayısı ve amniyon sayısı. Monokoriyonik, monoamniyotik, monokoriyonik, diamniyotik, dikoriyonik, diamniyotik. Farklı farklı şekiller olabilir. İdeal olanı ve çift yumurta ikizlerinde hepsinde öyle, tek yumurta ikizlerinde olmayabilir ama bu biraz sonra anlatacağım şey. İdeal olanı dikoriyonik diamniyotik. Yani farklı plasentalar tarafından beslenen ve farklı keseler içinde yer alan ikiz gebelik. Burada dikoriyonik bir diamniyotik bir ikiz gebelik görüyoruz. Ortasında oldukça kalın bir duvar var gördüğünüz gibi keselerin ve birbirlerinden ayrılar. Amniyon keseleri de ayrı. Dikoriyonik diamniyotik. Bunda en az riskli ikiz gebelik şekli olduğunu söyleyebiliriz bunun. Onun dışında monokoriyonik olabilir fakat diamniyotik olabilir. Bu ne demek? Plasenta tek ama keseler yine de ayrı. Bu nispeten yine tabii ki daha az riskli bir durum olmasına rağmen plasenta tek olduğu için bir bebeği daha fazla, bir bebeği daha az besliyor olabilir. Biraz daha riskli bir durum. Çift yumurta ikizlerinde bu meydana gelmez, tek yumurta ikizlerinde meydana gelebilir. Bunun bir aşağı altı yani monokoriyonik, monoamniyotik yani plasentada tek, amniyon kesesi de tek. Yani bebekler tek bir plasenta tarafından besleniyor ve tek bir kesenin içindeler. Burada tabii ki riskler nispeten daha fazla oluyor. Erken doğum riski daha fazla oluyor. Kordonlarının birbirine dolanma olasılığı bebeklerin daha fazla oluyor. Çünkü amniyon kesesi tek olduğu için kordonlar da etrafta bir anlamda bolca dolaştığı için birbirlerine dolanabiliyor kordonları bebeklerin. O yüzden de daha riskli bir ikiz gebelik şekli diyelim. Yine de bunların ötesinde söylenecek bir şey var. Genelde ikiz gebeliklerin çoğunluğu dikoriyonik, diamniyotik oluyor ve genelde bir sorun çıkmıyor. Yani şey açısından, bebeklerin beslenmesi açısından diyelim. Ama ikiz gebeliklerin büyük bir kısmı erken doğuyor diyebiliriz. Ama bu büyük bir kısmı erken doğuyor derken, erken doğanlar arasında çok büyük bir kısmı tabii ki çok ciddi sorunlar oluşmayacak şekilde erken doğuyor. Yani çok aşırı erken doğum nispeten daha az rastlanan bir şey erken gebelikte ve ikiz gebelikte diğer videolarımızda izleyebilirsiniz bu konuda.